Günaydın Günaydın Aslanım. Fazladan simidim var yemek ister misiniz? Teşekkürler Mehmet Bey. Çayınız bitmiş. Çay ister misiniz? Teşekkürler Aslanım. Bir an önce satın almaya geçelim isterseniz. Geçelim Mehmet Bey. Bugün menü planlaması süreçlerine ve satın alma prosedürlerine değineceğiz. Harika. Recep Bey son kullanım tarihi üç gün sonra bitecek malları bize yollamışsınız. Bizim bu konularda ne kadar hassas olduğumuzu bilmiyor musunuz? Usta ile birbirimize giriyoruz burada. Lütfen biraz daha dikkatli olalım. Recep Bey, piyasanın yüzde 49'unun sizde olması beni ilgilendirmiyor. Bir kez daha olursa firmayı değiştiririm. Dediğim gibi, son kullanım tarihleri konusunda oldukça hassasız. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Burcu Hanım, giriş amacımızı biliyorsunuz. Sizden öncelikli olarak görevleriniz hakkında bilgi edinmek isteriz. Tabii ki Aslanım. İşletmedeki tüm departmanlar ile sıkı bir işbirliği içerisindeyim. Bu departmanlardan gelen talepleri işletme prosedürlerine göre değerlendirip piyasa araştırması yaparım. Fiyatlar ve örnekler toplarım. Topladığım fiyat tekliflerinin bütçeye uygunluğunu kontrol ederim ve tüm teklifleri onay kademelerine çıkarırım. Onay sisteminin olması harikaymış. Yani hiçbir şey sizin inisiyatifinizde değil. Herkesin sorumluluğu var diyebilir miyiz? Elbette öyle. Ben yalnızca onaya sunarken kendi tercihimi seçerim ama kararı onay mercileri verirler. Peki onay mercileri kimler? Nelere dikkat ederler? Öncelikli olarak ilgili departman müdürüne gider, mutfak ile ilgili bir ürün istenirse Gürbüz Usta kontrol eder. Gürbüz Usta istediği özelliklerde ve kalitedeki ürünler mi geliyor bu anlamda değerlendirme yapar. Zaten Gürbüz Usta'nın özel ürünleri varsa talebi yaparken her türlü ayrıntıyı vermiştir bizler ürünleri aynı kalitede sunmak zorundayız. Dolayısıyla menümüzdeki satış ürünlerimizin belli bir lezzet standardı olmalı. Eğer bu lezzet standardını yakalamak bize daha çok maliyet yükü getiriyorsa, yani planladığımız maliyet oranının üzerindeysek, o zaman ilgili satış ürününü menüden çıkarmak zorunda kalırız ve yerine gelecek yeni bir ürün için çalışmalara başlarız. İkinci ve üçüncü onay kademeleri maliyetsel olarak kontrolleri yaparlar. İkinci onay kademesindeki muhasebe müdürümüz Kazım Bey ve üçüncü onayda ise Aslı Hanım bulunmaktadırlar. Peki onay seviyelerini çoğaltsak daha etkili bir kontrol yapmış olmaz mıyız? Mesela maliyet denetçisini onaya koyabiliriz. Biliyorsunuz ki onay vermeden sipariş verilemiyor. Operasyonu hızlandırmak açısından da onay kademelerini fazla tutmamayı Okan Bey istedi. Hatta kendisini onay sürecinden çıkardı. Okan Bey yalnızca 5000 TL'nin üzerindeki demirbaşlara onay vermekteydi. Ama isterseniz sizi de onay sürecine aktif bir şekilde sokabiliriz. Yo, şu an için aynı şekilde devam edelim. Gerekirse ilerleyen dönemde değiştiririz. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz firmalara da onaysız sipariş veriyoruz. Bu da bizi oldukça hızlandırıyor. Tüm bu karışık süreci yönetmeyi nasıl başarıyorsunuz? Sanırım aktif kullandığımız binin üzerinde ürün var. Bu ürünler özelliklerine ve tutarlarına göre onaya çıkarılıyor bana oldukça karışık bir süreç gibi geldi. Tabi bu süreci bir sistem olmaksızın yönetmenin imkanı yok. Bu anlamda kullandığımız Oracle Materials Control yazılımı talep, fiyatlandırma ve onay sürecini kolaylıkla yönetebiliyor. Aynı zamanda firmalardan aldığım tüm fiyat tekliflerini sisteme girip hem bu süreci kolaylıkla yönetiyorum hem de girdiğim fiyat tekliflerinin analizini yapabiliyorum. Bakın bu satın alma siparişinin verildiği form. Bu form ile firmalara mail veya faks yoluyla ulaştırabiliyoruz. Kısaca süreç bu şekilde işliyor diyebiliriz sanırım. Evet, aynen bu şekilde işliyor. Birinci aşama talep ve bu talebin satın almaya gönderilmesi. İkinci aşama fiyat araştırması ve fiyatlandırma. Üçüncü aşama ise onaya gönderilmesi ve son aşamada sipariş. Burcu Hanım işletme içerisinde departmanlarla olan koordinasyonu sağladığı gibi aynı zamanda satıcı ile olan ilişkileri de aynı düzeyde tutmak zorundadır. Ayrıca tüm ürünlerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak, ürünlerin nasıl, hangi yöntemlerle ve hangi ham maddeler kullanılarak üretildiklerini bilmek zorundayım. Tabi bunların önemi oldukça büyük biliyorsunuz ki işletmemizin hasip standartları bulunmakta. Bir de Gürbüz Usta'nın standartlarını eklersek Burcu Hanım çok dikkatli olmak zorunda. <laughs> hasip nedir? Hazard Analysis and Critical Control Point yani tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları ifadesinin kısaltılmasıdır. Gıda işletmelerinde gerekli olan hijyen şartının sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. İşletmemizin HASIP sertifikası vardır. Bu anlamda bu denetimleri sağlayan gıda mühendisimiz de çalışmaktadır. Yani ürünlerin belli standartlarda gelmesi ve işletmeye girdikten sonra da belli standartlara göre korunmasıdır diyebiliriz. Aynen öyle Mehmet Bey. Peki yeni bir ürünün planlaması sonrası süreç nasıl ilerliyor? Sanırım bu anlattığınız standart süreçten biraz daha farklı değil mi? Dün menü planlamasını etkileyen faktörleri konuşmuştuk. Ürün ve ürünlerin seçimi bu faktörlere göre yapıldıktan sonra Maliyetlendirme için ilgili ürünler maliyet denetçisine gider. Maliyet denetçisi bu ürünlerle ilgili reçeteleri yapmaya başlar. Eğer reçetenin içinde bizim kullanmadığımız bir ün varsa, maliyet denetçisi bu ürünü satın almaya bildirir ve fiyat araştırması yapılır. Bu fiyat araştırması sonunda maliyet denetçisi reçeteyi tamamlar ve gerekli hesaplamaları mutfak departmanına ve bana bildirir. Sanırım satın alma işleyişi bu kadar. Bir de tesellüm aşaması var. Satın almanın da bu tesellüm sürecinde bulunması gerekiyor. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Büyük bir siparişimiz gelecek. Burcu Hanım, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi menü planlaması sonrasındaki bir başka önemli sürecimiz de satın alma süreci. Aslına bakarsanız işletmenin karlı bir işletme olmasını sağlayan süreç yalnızca yapılan satışlar değil, aynı zamanda doğru ürünü doğru fiyat ile almaktan geçiyor. İşletme satın alım esnasında kazanmaya başlıyor diyebiliriz. Kesinlikle doğru bir ifade. Tabii ki bu satın alma sürecini yönetebilmek için işletmelerin kendi iç yapılarına uygun olarak denetim mekanizmalarını kurmaları gerekmektedir. Benim gördüğüm kadarıyla tüm departmanlar bu sistem içinde çalışan çarklar. Sistem kendi yapısı içinde departmanları birbirlerini denetlemesi için zorluyor ve bu yüzden satın alma kendi başına sipariş veremiyor ve bu yüzden de onay mekanizmaları kurulmuş. Okan Bey bu yapıyı kurmak ve bu yapıda çalışan insanları eğitebilmek için çok çaba sarf etti. İnsanlar çok direndi, uyum sağlayamadı. Fakat daha sonra anlaşıldı ki sisteme uyum sağladığınız anda işler çok hızlı bir şekilde sorunsuz ilerliyor. Sanırım yarın muhasebe departmanına gideceğiz. Evet, yarın büyük bir siparişimiz gelecekmiş. Tesellüm işlemlerini göreceğiz. Daha sonra muhasebe departmanına geçip maliyet denetimiyle ilgili çeşitli bilgiler alacağız. Yani yarın bugünden daha zor olacak. <gülüyor> <gülüyor>